Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla. Merhaba çocuklar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Sizlerle inşallah tecvid kurallarını işleyeceğiz. Öncelikle tecvid ne demektir? Bunu ele alalım. Tecvid, kelime olarak bir şeyi güzel yapmak, süslemek anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması okurken belirli kurallara uymayı gerektirir. Bu yüzden tecvid, Kur'an tilavetinin ayrılmaz parçasıdır. Kısaca tecvid, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en doğru, en güzel şekilde okumamızı öğreten bir ilimdir. İlk olarak met nedir, met harfi nelerdir? Bunların tanımıyla başlayalım. Met, uzatmak, ziyade etmek ve çekmek demektir. Met harfi, yani harfi met, uzatan harftir. Kendinden önceki harfin bir elif miktarı uzatılarak okunmasını sağlar. Met harfleri 3 tanedir. Bunlar elif, vav, ya. Met harflerinin aklımızda kalmasını ister misiniz? Haydi gelin sizlerle beraber bir kodlama yapalım. Biliyorsunuz söylediğimiz gibi met harfleri elif, vav, ya demiştik ya çocuklar. Şimdi bu harfleri beraber bir kelime haline getirelim. Vav, elif, ya. Vay kelimesi. Met yani uzatma harfleri konusu ne kadar da kolaymış vay diyerek aklınızda kalabilir. Yani gördüğünüz üzere vav, elif, ya harfleri met harfleridir. Vay kelimesinden aklınızda tutabilirsiniz. Sebebi met. Sebebi met harfin harekesini bir elif miktarından fazla uzatmaya sebep olan işaretlerdir. 2 tanedir. Bunlar hemze ve sükun. Hemze harekeli elif demektir. Uzun hemze ve kısa hemzedir. Sükun harekesi olmayan harf demektir. Cezimdir. Metti tabi. Metti tabi harfi metten biri bulunur. Sebebi metten bir şey bulunmazsa metti tabi olur. Bir elif miktarı çekilir. Bir elif miktarı demek sesin bir saniye kadar uzatılması demektir. Konuyla ilgili örnekler verelim. Harf-i metten elif gelmiş. Harf-i metten sonraki hareke üstün, esre, ötre olabilir. Harf-i metten önceki hareke ne olması gerekiyor? Üstün. Harf-i metten elif gelmiş. Hareketsiz olarak sebebi metten hemze ve sükun yok. Bir elif miktarı uzatarak okuyacağız. Da, le, da, lü, da, li şeklinde. Başka bir örneğe geçelim. Harf-i metten vav gelmiş. Harf-i metten önceki hareke ötre gelecek. Hü, le, hü, li, hü, lü şeklinde bir elif miktarı uzatılarak okunur. Harf-i metten y'ye örnek verelim. Harf-i metten y gelmiş. Harf-i metten önceki hareke esre gelecek. Sebebi metten hemze ve sükun yok. Bir elif miktarı uzatılarak okunur. Hi, le, hi, lü, hi, li şeklinde. Evet, bu haftalık dersimiz bu kadar. Sizler de artık Kur'an'ınızı okurken met harfleri ve metni tabi konusunda dikkat ederek ve kendiniz örnekler bularak okuyun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.